Gündem Emlak'a hoş geldiniz. Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın'la Tapu ve Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal'ı ağırlıyoruz. Gökhan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tapu Kadastro öncelikle yenilikler var, E-Devlet uygulamaları var. Kurumun son yıllarda yürüttüğü projelerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Kurumumuzun faaliyetlerini anlatma fırsatı verdiğiniz için. Kuruma şu an itibariyle genel müdürlüğe vekalet ediyorum ben. Onu da belirteyim. Evet. Son yıllara baktığımız zaman Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede büyümesine katkı sağlayacak, ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak, sosyal problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak çok ciddi projeler yürütmüş vaziyette. Bunları ana başlıklar halinde sayacak olursak, kadastronun bitirilmesi projesi. Bu projeyle birlikte Türkiye'de mülkiyet kadastrosu dediğimiz vatandaşımızın, özel sektörün, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan tüm taşınmaz malların kadastro çalışmaları bitirilmiş, mülkiyet tespitleri yapılmış vaziyettedir. Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi dediğimiz bir proje hayata geçirdik. Bu projeyle hem tapu hem kadastro müdürlüklerimizi iyileştirdik, hem de geçmiş yıllarda yani 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda yapılan kadastro çalışmalarında ki teknik yetersizlikleri bugün itibariyle gidermiş, bugünün teknolojisiyle kullanılabilir sayısal hale getirmiş olduk. 4 milyon 800 bin parselin üzerinde bir rakam, bir parseli sayısallaştırmış olduk. Böylece mekansal bilgi sisteminin de altyapısını oluşturmuş oluyoruz bu faaliyetlerle. Yine kurum 2B alanlarının kadastrosunu ve güncelleme faaliyetlerini yürüttü son yıllarda. Hala da yürütmeye devam ediyor. Tespit harici alanların tescilini yaptık. Geçmiş yıllarda yine 30, 40, 50'li yıllarda tescil harici alan olarak bırakılmış. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler vardı. Bu yerlerin de tescilini yapıyoruz bir taraftan. Askeri yasak, güvenlik ve stratejik bölgelerin tespitini yaptık. Aşağı yukarı 81 ilin 60 civarında ili bitmiş vaziyette. Çok az bir rakam kaldı tamamlanmasına. Yine orman kadastrosunun bitirilmesi projemiz var bizim. 81 bin kilometre kare alanın üzerindeki orman alanının kadastrosunu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yaptı. Geriye kalan alanları da şu anda biz yapıyoruz. Ha, bunlar niye önemli? Bunlar şunun için önemli. Türkiye'de tescil harici alanların tescil edilmesi, tespit edilmesi, sınırlarının çevrilmesi, ormanların sınırlarının belirlenmesi, yine tapu kütüğüne tescil edilmesi, arazi yönetimi bakımından devletin karar destek ünitelerine yardımcı oluyor ve devlet neyim var, neyim yok, nerede ne var bunları bilebilir hale geliyor. Bu yönleriyle bakıldığı zaman aslında bunlar çok önemli projeler. Evet. Yine mekansal gayrimenkul sistemini oluşturduk biz, MEXIS dediğimiz. Burada vatandaşımıza online hizmet sunuyoruz. Kamu kurum kuruluşlarına online hizmet sunuyoruz. 57 milyon parsel var Türkiye'de, kadastral parsel. Bu 57 milyon parselin 57 milyonu da sisteme entegre etmiş vaziyetteyiz. İnternetten biraz sonra bahsedeceğim onlardan. Online olarak hem vatandaşımıza hem kamu kurum kuruluşlarına hem de kendi personelimize bu verilerden istifade imkanı sunuyoruz. TUSAG Aktif Projesi dediğimiz bir projemiz var bizim. 147 tane sabit GPS istasyonuyla Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 saat gerçek zamanlı ölçü yapmaya imkan tanıyan bir sistem oluşturduk. Bu sistemin maliyeti bize 7 milyon ama yıllık Türkiye ekonomisine katkısı 75 milyon. Böyle bir proje. Çünkü geçmiş yıllarda poligon nirengi dediğimiz yer kontrol noktalarına ciddi paralar harcanırdı Türkiye'de. Bu sistemle birlikte bu paralar harcanmıyor. Bu paralar devletin, belediyelerin, kamu kurum kuruluşlarının hatta özel sektörün cebinde kalıyor. Yine ortofoto sayısal renkli harita üretimi yapıyoruz. Görüntü diyoruz bunlara, ortofoto görüntü demek. Bunların üretimini yapıyoruz bir taraftan. Bütün Türkiye şu anda elimizde. Ortofoto görüntüleri var. Yine bunları biz kendi sistemimizden online olarak sunuyoruz. Harita Bilgi Bankası projemiz var. Harita Bilgi Bankası'nda da mevcut tüm üretilmiş haritaları bu bilgi bankasında topladık ve bir milat belirlendi. Gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Bu tarihten sonra denildi ki
herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşu eğer harita üretecekse bu bizim harita bilgi bankamıza müracaat ediyor. Üretmek istediği harita veya işini görecek harita yoksa ondan sonra o haritayı üretiyor. Böylelikle mükerrer harita üretiminin en önüne geçmiş olduk. Hem emek hem para kaybının önüne geçmiş olduk. Bu da aslında ekonomiye ciddi bir katkı. Evet. Türkiye'de yabancıların taşınmaz edinimi ve etkilerinin değerlendirilmesi projesi yaptık Ankara Üniversitesi ile. Biliyorsunuz son yıllarda, son 10 yıldır özellikle Türkiye'deki iyileşmeyle birlikte yabancı sermayenin de Türkiye'ye bir akışı söz konusu oldu. Evet. Bir de 2013'lerde biz bir düzenleme yaptık. O düzenlemeyle birlikte karşılıklılık ilkesinde kaldırınca Bakanlar Kurulu'nun belirlediği 183 tane ülke vatandaşı Türkiye'den gayrimenkul alabilir hale geldi. Tabii bunları da izlemek adına Ankara Üniversitesi ile birlikte böyle bir proje gerçekleştirdik. Bunun çok ciddi anlamda sosyal yönü var. İşte bunlar nerelerden gayrimenkul alıyor yabancılar? Aldıkları zaman ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorlar? İşte uyum sağlayabiliyorlar mı Türkiye'ye? Her türlü yönünü, sonucunu incelemiş bir proje. Nerelerden alınıyor peki yabancılar? Ya yabancılar birçok yerden alıyor ama daha çok sahil şeritleri, merkezler, işte İstanbul, Ankara, Bursa gibi hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da sevdiği yerlerden alıyorlar. Önemli olan burada yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi ve gayrimenkul alıyor olması. Bir de takbis projemiz var. Bunu en sona sakladım. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi projesi. Bu projeyle birlikte biz ülkemizin tamamına ait gayrimenkul kayıtlarını dijital ortama taşıdık. Bu sistemle birlikte her türlü iş ve işlemi tapu müdürlüklerimizde elektronik ortamda yapabiliyoruz. Yine bu sistemde her türlü sorgulamayı yapıyoruz. Nasıl? Felanca kurumun ne kadar gayrimenkulü var? Felanca kişinin ne kadar gayrimenkulü var? İşte Türkiye'deki gayrimenkullerin ne kadarı bayanların, ne kadarı erkeklerin? Ne kadarı 18 yaş altı, ne kadarı 18 yaş üstü? Gibi her türlü sorgulamaya imkan tanıyan bir sistem oluşturduk. Tabii vatandaşımıza bu sistemle birlikte güvenilir, güncel, daha hızlı hizmetler sunuyoruz. Kamu kurumlarıyla da bu verileri biz yaptıkları iş gereği, ihtiyaç duydukları veriyi paylaşabiliyoruz. Zaman içerisinde meslek örgütleriyle de paylaşacağız bu veriyi. Mesela şu anda değerleme uzmanlarıyla, bankalarla paylaşıyoruz. Zaman içerisinde emlakçılarla, harita mühendisleriyle, bu işin içerisinde olan, gayrimenkul işini yapan meslek gruplarıyla da paylaşmayı arzuluyoruz. Evet. Esasında çok ciddi bir veri seti oluşturmuşsunuz elektronik ortamda. Evet. Tabii bunun hayatı kolaylaştırıcı etkileri var. Mesela benim aklıma da geliyor, biz İstanbul'da bir alım satım yaparsak gayrimenkul için ama gayrimenkulün merkezi diyelim ki Ankara olsun. Bu elektronik ortam sayesinde sanırım yapabiliyoruz değil mi? Evet. Biz 2011 yılında yaptığımız bir düzenleme var. Yetki alanı dışında işlem yapmak diyoruz buna. O yıllarda başlattığımız çalışmayı biz geliştirdik. Şu an Türkiye'nin her yerinden, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki gayrimenkulle ilgili işlem yapabiliyoruz. İşte Ankara'daki gayrimenkulle ilgili İstanbul'da herhangi bir tapu müdürlüğüne vatandaşlarımız, alıcı ve satıcı bir arada olmak şartıyla tabii gidiyorlar, müracaat ediyorlar. Gittikleri tapu müdürlüğü Ankara'daki taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden Çankaya olsun burası da yetki almak suretiyle işlemi işte Beyoğlu olsun buradaki tapu müdürlüğümüzde, Beyoğlu tapu müdürlüğünde gerçekleştiriyor. Vatandaşımız dolayısıyla zaman, emek harcamadan, yollar, mesafeler kat etmeden evine en yakın noktadan, iş yerine en yakın noktadan işini görmüş oluyor. Sadece bu değişiklik değil bizdeki, bu Türkiye içerisindeki. Biz yurt dışında da temsilcilik açtık Berlin'de. Berlin Başkonsolosluğunda bizim temsilciliğimiz var. Almanya'daki vatandaşlarımız Berlin Başkonsolosluğundaki temsilciliğimize giderek Türkiye'deki gayrimenkulleriyle ilgili işlemlerini yapabiliyorlar. Tabii burada püf noktası tarafların, alıcı ve satıcı akit imzalandığı için tarafların aynı anda aynı yere müracaat etmesi gerekiyor. Evet. Bu da Almanya'daki vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız bir düzenleme. Bunu tabii geliştirmeyi düşünüyoruz. Sadece Almanya ile kalmayacak. Yine Türk nüfusun fazla olduğu ve yabancı gerçek kişilerin Türkiye'den gayrimenkul almaya yönelik taleplerin fazla olduğu ülkelerde de bu tür hizmetleri vermeyi düşünüyoruz zamanla.
Bunu pek çok hani, yatırımcı veya izleyicimiz muhtemelen bilmiyordur. Evet. Çünkü önemli bir özellik. İlla hep geçmişten de biliriz. O tapu müdürlüğüne gidilir. O tapu müdürlüğünün yerin olduğu bölgedeki yer için orada işlem yapılır diye. Siz Türkiye'yi bırakmışsınız. Biz Avrupa'dakine müdahale ediyorsunuz. Çok büyük bir kolaylık tabii bu. Muhtemelen hani yine izleyicilerimizin ilginç yorumlar ve sorular oluyor. Birkaç tanesi benim yanımda. Mesela ipotekli konutlar çok satışı arttı son zamanlarda. Son iki yılda bakıyorsunuz ipotekli konutlarda ciddi bir artış var. İpotekli bir konutun üstüne ipotek şerhini banka veya ipoteği veren koyuyor. Peki bunu kaldırırken vatandaş ne yapar? Onu yanıtlayabilir miyiz? Çok kolay. İpotekli konut satışı derken aslında gelişen ekonomiyle birlikte halkın da ekonomik olarak rahatlamasıyla birlikte morgaç sisteminde getirdiği aslında avantajlar bunlar. Konut kredili alım satımları başladı. İpotek dediğimiz bu aslında. Konut kredisi kullanarak taşınmazı satın alıyor vatandaş. Kredi bittiği zaman ne yapacak? Vatandaşımız kredisini ödediği bankaya müracaat edecek. Diyecek ki bunu kaldırın bu ipoteği. Banka bir ipotek terkin yazısı hazırlıyor. Bu ipotek terkin yazısını iki yöntemle bize gönderebilir. Bir, ya postaya verecek, bize gelecek ya da elektronik ortamda. Şimdi biz bunu Ziraat Bankası'yla ve İş Bankası'yla yaptık. Diğer bankalarla da çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bankalarla da bunu yürüteceğiz, gerçekleştireceğiz. Elektronik ortamda bize ipotek terkin belgesini gönderdiği an biz ilgili tapu dairesinde bu ipoteği kaldırıyoruz. Vatandaşın artık gelmesine tapu dairesine bile gerek kalmayacak bu işler için. Peki yine çokça sorulan sorulardan bir tanesi de miras. Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir? Bir de intikal ilişiği kestirilmeden miras intikali gerçekleştirilebiliyor mu? Şimdi miras intikalinde tabii önce bir ölüm gerçekleşmesi lazım. Ölüm gerçekleştikten sonra mirasçıların sulh hukuk mahkemesine veya noterlere de verildi bu yetki artık günümüzde. Müracaat ederek veraset ilamını çıkarttırmaları gerekiyor. Veraset ilamını çıkarttırdıktan sonra mirasçılardan herhangi birinin talebiyle herhangi bir tapu müdürlüğüne gidip mirası intikal ettirebilirler. Biz buna verasette iştirak diyoruz. İştirak halinde mülkiyet diyoruz. Diğerleri gelmeden tek kişinin talebiyle gerçekleşiyor. Eğer hepsi bir arada gelirlerse biz intikali yine gerçekleştiriyoruz ama müşterek mülkiyet olarak payları belli işte 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 gibi. Veraset vergi ilişiğini sordunuz. Veraset vergi ilişiği kestirilmeden intikal yapılır. Ama kişiler, mirasçılar intikal eden taşınmazı satmak isterlerse veya devretmek isterlerse, bağışlamak isterlerse veraset vergi ilişiğini muhakkak kestirmeleri gerekiyor. Evet. İntikale engel değil, intikalden sonraki yapılacak işlem için veraset vergi ilişiğinin kesilmesi gerekiyor. Mesela ilginç sorulardan bir tanesi sizin arşivcilikle ilgili çalışmalarınızı da biliyoruz. Çok uzun yıllara dayanan Osmanlı arşivleri de tapu kadastroda özellikle tapu anlamında tutuluyor. Bir tane izleyicimiz diyor ki elimde Osmanlı tapusu var. Evet. Ben bunu nasıl kontrol edebilirim? Siz yapabilir misiniz diyor. Öyle bir durum söz konusu mu? Şimdi tabii Osmanlı tapularının aslında günümüz Türkiye'sinde bir hükmü kalmadı. Niye hükmü kalmadı? Biz kadastro kanunuyla birlikte, Cumhuriyet döneminde yaptığımız kadastro çalışmalarıyla birlikte Osmanlı dönemi mülkiyet rejimini aslında tasfiye ettik. Ve yeni bir mülkiyet rejimi ortaya koyduk. Kadastro kanunu bir tasfiye kanunu aslında. Bir taraftan mülkiyeti belirliyor ama. Şimdi onun şartları var. Vatandaşımız eğer şunu merak ederek bunu irdelemek istiyorsa Osmanlı tapusunu, ben bu Osmanlı tapusundan bir yer elde edebilir miyim diye. Orada en önemli konu o tapunun tekabül ettiği yerin kesinlikle kadastroya tabi tutulmamış olması gerekiyor. Hiç kadastro görmemiş olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi tapuyu nasıl irdeleyebilir? Bizim arşiv daire başkanlığımız var Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde. Oraya yazılı bir müracaatta bulunur. Ekine de elindeki Osmanlı tapusunu ekler. Bizim arkadaşlarımız onu tercüme eder, bakarlar. Cilt sayfa sıra numarasından defterlerine giderler. Biz revizyon deriz. Yani Cumhuriyet döneminde bu kayıt uygulandı mı, uygulanmadı mı? Bunu bakarlar, bunu tespit etmeye çalışırlar.
Uygulanan kayıtsa vatandaşa döner derler ki senin bu kaydın uygulanmış falanca tarihte kadastro çalışmalarında şu ada parsel olarak dedene, atana, babana verilmiş. Veya derler ki bu revizyon görmemiş. Niye görmemiş? Orman sanılarak o zaman orman diyerek bırakılmış falan denilebilir. Bu cevapları veririz biz vatandaşımıza. Ama dediğim gibi eğer kadastro gören bir yerdeyse bu tapu artık hak iddia edeceği bir şey olmaz vatandaşımız açısından. Çünkü 10 yıllık süreler dolmuştur, hak düşürücü süreler dolmuştur. Bir şey iddia edemez. Anladım. Şey nasıl peki Gökhan Bey, diğer taraftan baktığınızda kentsel dönüşümle de çok ilgili alakalı şeyleriniz var. Mesela kentsel dönüşümde bir binanın çürük raporu alınması halinde yanılmıyorsam tapuya şerh konuyor. Evet. Bu konan şerhleri siz birebir kat maliklerine veya o binanın sahibine iletiyor musunuz? O süreç nasıl yürüyor? Şimdi kentsel dönüşüm çalışmalarında tabii bu bizim tapu müdürlüklerine çok ciddi yük getiren konulardan biri. Ama sonuçta devletin hizmeti, biz boynumuzun borcu yapacağız. Tapu kadastro çalışanları zaten özverili çalışan devlet memurları. Şöyle oluyor, bu riskli yapı kararı alındıktan sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bize bildiriliyor. Bildirildiği zaman riskli yapı olduğunu da bildiriyoruz biz. Kentsel dönüşüm alanında olduğunu da bildiriyoruz. Yani sadece tek bir tebligat değil. Taşınmazın malikleri ne kadarsa, yüzlerce malikse de yüzlerce maliye tek tek tebligat gönderiyoruz biz. Yaptığımız iş burada bu. İşlediğimiz beyanı anında yüzlerce, binlerce vatandaşa, malike tebliğ ediyoruz. Tabii postayla gönderiyoruz bunu. Bunu da aslında çözmeye çalışıyoruz bir taraftan. Acaba böyle ilanen tebliğle çözebilir miyiz diye. İşte resmi gazetede yayınlanır veya ulusal gazetelerden birinde yayınlanır. Böyle çözebilir miyiz diye de tartışıyoruz. Tabii yasal düzenleme gerekiyor. Şu anki mevcut yasada tek tek tebligatı öngördüğü için biz binlerce kişiye tebligat yapıyoruz. Evet. Tabii bu tapuya şerh de konuyor bu durumda. Tabii koyuyoruz. Şehri koyduğumuzda bildiriyoruz. Bu böyle bir binanın alım satılması mümkün mü peki? Yani tabii yok, engel değil. Engel değil, alınabilir. Ayrıca bizim tebligatımızın yanında bizim işte o takbis bünyesinde SMS uyarı ve bilgilendirme sistemimiz var. Orada tapu dairesinde parselle ilgili herhangi bir işlem, beyanlara yaptığımız bir belirtme, haciz işlediğimiz bir haciz, terkin ettiğimiz bir haciz, işlediğimiz bir ipotek, ne varsa vatandaşın bilgisi dahilinde olan, bilgisi dahilinde olmayan her işlem SMS yoluyla vatandaşımıza ulaştırılıyor. Ama burada püf noktası şu, vatandaşımızın E-Devlet kapısından girip kendi parselleriyle ilgili alandan sonra gelen bir linkimiz var bizim oradan. Oradan telefon numaralarını güncellemesi gerekiyor. Eğer telefon numarası güncelse vatandaşımızın, bizdeki telefon numarası, parselinde yapılan her türlü değişiklik anında bildiriliyor ona, kendisine. Çok önemli bir bilgi. E-Devlet dediniz. Mesela bir soruda diyor ki E-Devlet'te ben diyor yeni bir gayrimenkul aldım. Tapumu bir türlü göremiyorum. Şimdi yorum da burada var. Şunu sormamız lazım vatandaşımıza. Ne zaman aldığı önemli. TC kimlik numarası sisteme yanlış girilmiş olabilir. Burada da bizim bir çalışmamız var yine. Vatandaşımız E-Devlet kapısından girip tapu dairesine TC kimlik numarasını, ada parsel bilgilerini gönderdiği zaman orada bizim arayüz programımız var, vatandaşımızı yönlendiriyor. TC kimlik numarasını girecek, hangi parselin maliki olduğunu elindeki tapudan baka baka girecek. O bize bizim ilgili tapu dairemizin sayfasına düşüyor, oradaki girdiği veriler. Ondan sonra bizim tapu müdürlüğü çalışanlarımız alıyor oradaki veriyi. Kayıtlarıyla karşılaştırıyor. Evet diyor, bu vatandaş burada malik. Hemen düzeltilmesi gereken bir şey varsa, TC kimlik numarası eksikse TC kimlik numarasını giriyor. Yanlış girildiyse düzeltiyor. Ondan sonra görebiliyor vatandaşımız. Bir tür otokontrol sistemi de kurmuş. Tabii. Hem de vatandaş üzerinden kurduk otokontrol sistemini. Oldukça evet. Sağlıklı bir. Gökhan Bey, peki şöyle toparlamak gerekirse bir soru daha. Mesela bir yakınınızla, bir kardeşinizle bir arsa aldı. Nasıl bir bu pay ayrımı nasıl oluyor? Burada işlem nasıl yürüyor? İki kardeş arasında pay ayrımı. Evet, şimdi veya şöyle, bir arsa aldı. Hisse diyoruz biz buna. 1/2, 1/2 iki kardeş aldıysak. Şimdi orada eğer imar alanında kalan, imar parseli bir arsaysa bu, orada zaten hiçbir problem yok. Biz gidiyoruz tapu dairesine, biz ikimiz alıyoruz, yarı yarıya diyoruz, beyanda bulunuyoruz. Satıcı bize satıyor,
biz de yarı yarıya almış oluyoruz kardeşimizle. Evet. Dolayısıyla tapuda 1/2 Gökhan yazıyor, 1/2 işte Ahmet yazıyor. Hı hı. Kardeşim olsun Ahmet de. Bu imarlı yerlerde böyle. Hı hı. Tarım alanlarında durum farklı. Tarım alanlarında tarım il müdürlüklerine veya ilçe müdürlüklerine buranın hisseli satışında sakınca olup olmadığını soruyoruz. Sakınca olmadığı bildirilirse bu işlemi biz gerçekleştiriyoruz. Eğer tarım il müdürlüğü veya ilçe müdürlüğü hisseli satışına müsaade edilemez buranın diyorsa, onların bir takım, evet, kriterleri var, bölünemez büyüklükleri var, onun altında üstünde kalma durumuna göre değişiyor. Hı hı. O zaman biz o işlemi gerçekleştirmiyoruz. Bazen vatandaşımız tapu dairesi yapmıyor zannediyor işlemi. Halbuki bizle alakası yok. Tamamen Tarım Bakanlığı'nın politikalarından, evet, kaynaklanan şeyler bunlar. Evet, Gökhan Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Mustafa Bey teşekkürler. Evet, gündem emlakta Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal sorularımızı cevapladı. İyi akşamlar.